Bir gün Behlül Dani Hazretleri elinde bir çubukla oturmuş, kumdan evler yapıyor. O sırada da Harun Reşit evinden iniyor ve Behlül Dani'yi görüyor. Diyor ki ya Behlül Dani, elinde bir çubuk, kuma ev çizip duruyorsun, ne yapıyorsun? Behlül Dani bu evleri çizerek sattığını söylüyor. Nasıl yani? Çizdiğin evi mi satıyorsun? Evet satıyorum. O sırada da Harun Reşit'in eşi camdan bu olayı dinliyor ve diyor ki Behlül Dani Hazretleri ev satıyorsa mutlaka bir hikmeti vardır. Soruyor, Behlül Dani sattığın ev ne kadar? Bir dirhem ablacım diyor. Ben alıyorum diyor. Olayı izleyen Harun Reşit, ulan deli birdi. Bizim hanım da katıldı, iki oldu, Allah kır fikir versin diyerek çekip gidiyor. Ertesi gün bir rüya görüyor. Rüyasında cennetler içerisinde bir cennet, saraylar içerisinde bir saray. O kadar göz dolduruyor ki o saray, kendisi bile inanamıyor. Ya cennet, böyle güzel saray olur muymuş cennette diye. Bir bakıyor, kapının önünde tanıdık bir yüz. Behlül Dani Hazretleri içeriye birisini buyur ediyor. Bir bakıyor, bir dirheme evi sattığı eşi. Hemen uyanıyor rüyadan. Anlıyor olayı. Ya meğer bu olay böyle bir şeymiş. Ertesi gün hemen koşa koşa Behlül Dani Hazretleri'nin olduğu yere gidiyor. Bir bakıyor aynı yerde Behlül Dani elinde bir çubukla kumdan ev çizmeye devam ediyor ve soruyor. Behlül Dani, bugün de satılık evin var mı? Evet var Harun Reşit. Peki kaçadır Behlül Dani? 100 bin altına Harun Reşit. Dün bir dirheme sattığın evi nasıl olur da bugün 100 bin altın istersin be adam deyince o malı görmeden önceydi der. Bakara suresinde bir ayet geçer. Der ki, onlar ki gayba iman ederler. Rabbinin hem dünyada vereceği huzur hem de cennetteki vaadine güvenerekten bu dünyada temiz başlama kısmı inan çok önemli ve çok kaybettik bunu. Ondan sonra kırılmış yumurtadan civciv çıkarmaya çalışıyoruz. Çıkmıyor.